İstanbul sabahından herkese mutlu hafta sonları dilerim. Ben Büşra Meşe Yıldırım. Yağmur inşallah bütün kini, nefreti, kötülüğü, hırsı alır, siler, süpürür. Bugün yine çok güzel konuklarımız var ama ondan önce bir Instagram adresimi hatırlatmak istiyorum. @Büşra ya da @BüşraMeşeYıldırım hesaplarından bana ulaşabilirsiniz. Bugün önce Nurten Tuncay ile başlayalım istedik. Bilinçaltı Kadim Bilgiler okuyucusu Nurten Tuncay konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş gördüm. Nasılsınız? İyiyim, çok şükür. Siz nasılsınız? Şahane, harika, muhteşem. Çok güzel görünüyorsunuz. Yağmurla geldik, bereketle geldik. Sizi de çok güzel gördük. Çok teşekkür ederim. Bugün biraz kadim bilgilerden, sembollerden bahsedelim istiyoruz. Nedir? Öncelikle kadim bilgilerle bir başlayalım. Semboller nedir? Bize neyi işaret eder? Önce kadim olanından dahil olmak istedim. Yakın zamanda yaşadığımız bir süreçte bebeklerde bu ara çok sarılık görüyor. Emme refleksi çok görükmüyor. Emmek istemiyorlar. Hı hı. Eskiler bize ne derdi? Sarı bir tülbent at çocuğun üstüne. Evet. Bilirsin değil evet, mi? Evet. Bebeklerin hı hı. üstüne sarı tülbent atılır ve sarılık oldu deniyor. Hı hı. Sarılık oluyorlar çünkü. Oradaki sarı tülbent kabuldür. Hı hı. Bunu benim atam, nenem, dedem, ecdadım değil mi? Bu bilgiler hep vardı. Hı hı. Kadim bilgiler hep var. Şimdi sarı tülbent attığında gerçekten bebekte bir dönüşüm başlıyor. Bebeklerin bu ara çok emmeme istekleri neden? Gelirken bile birkaç tane daha yeni doğmuş, emmiyor. Sürekli hastanelerdeler. Hemen soru şu. Evet. Bebeği istediniz mi? Yok. Ne kadar süre? Yani hep 9 ay boyunca hani zamanı değildi. Bu çocuk matematik problemiyle hayatı boyunca uğraşacak. Üstüne üstlük sen istemediğin için de çocuk seni emmiyor şu an. Kadim bilgileri alt bilinçte her daim var, götürüyor, zamana güncelliyoruz. Eskiler söylediği şeyi biz ne dedik? Koca karı ilaçları dedik. Evet. Halbuki o kadar kadim bilgi, o kadar öz şifa. Şu an dünya onlarla şifa peşinde. Biz birçok şeye batıl inanç dedik. Evet, batıl inanç dedik. Şahanesin. Yani her birinin altında bilim var, ilim var, inince. Yani bir alalım süzgeçten geçirelim. Bilinç peki sembolleri nasıl kadim okuyor? Güneş olunca nasıl hissediyorsun Büşra kendini? Cıvıl cıvıl, enerjik. Enerjik. Hatta biz birçok program çektik. Bugün sen de bende ayrı bir enerji yok mu? Evet. Neden? Ay Koç'ta başladık. Koç'un enerjisi ne? Gerçekten bakın dünden beri böyle bir enerji, bir hareketlilik bunu i̇şte hissediyorum. Bu. İşte bu. Ondan önceki iki günde atıldık. Uzun sürer mi bu? Şöyle birkaç sene kadar falan. İki günde bir dönüyor. Ondan önceki iki günde balıktaydı. Daha melankoli, evet. daha uyku, evet. daha böyle meditasyon formunda. Şimdi Koç'tayız. Daha ilginci ayın 8'inde Dolunay Boğa Burcu'nda gelecek diyecek ki görmüyor musun gerçeği? Ana gerçeğini, toprağındaki gerçeğini görmüyor musun? Görmek isteyen, sen uyanmak istiyorsan mesela sorular soracaksın, cevaplar gelecek. Yüzleşmeye hazırsan. Sembolleri bilinçaltı şahane okuyor ve sembollerle kaydediyor. Burada bir kavga, gürültü olsa buradaki kalemi, kupayı, buradaki gördüğü görselleri atıyor, kokuyu atıyor ve daha sonra her beyaz işte kağıt, kalem, mor renk buradan tekrar çağrışım yapıp buradaki anıya tekrar bağlanıyor zihin deposuna. Hı hı. Ve bu bizde döngüsel haller almaya başlıyor. Buna da gezegen yani ayın halleri bizi daha da etkiliyor. Şu an bana cihaz çalışıyor frekansıma. Diyor ki hem yer küreden hem gök kubbeden diyor elektrik hassasiyeti alıyor Nurten şu an diyor. Ben Boğa Burcu'yum. Ayın 8'inde şahane bir dolunay benim evimde gerçekleşiyor. Ve bana diyor ki gerçeği görmek istiyorsan ben sana göstereyim. O vakit biz ya uyumaya devam edeceğiz ya uyanacağız. Uyuduğumuzda ne oluyor biliyor musunuz? Beden arızaları.
hayatın aynı kısır döngüleri. Yaşamak için yaşamak, ölmek için ölmek halini alıyoruz. Tam bir robot hali. Hı hı. Uyanırsan hani diyor ya Hazreti Mevlana, ölmeden önce uyanınız. Eğer ölmeden önce uyanmaya hazırsan sorumluluk alıyorsun. Hı hı. Yüzleşiyorsun. Biraz canın acıyor. Bu uyanmaktan bahsettiğimiz şey aslında biraz psikolojik bir durum. Bilinçaltımızla alakalı bir durum değil mi? Hocam şöyle söyleyelim. Ben kızıma çok kızgın olayım. Hı hı. Oğluma kızgın olayım, eşime kızgın olayım, anneme babama kızgın olayım. Yani gözümüz açık mı olsun bundan mı bahsediyorsun? Yok, şimdi tam o sorunun cevabını vereceğim. Şimdi kızıma kızıyorum ama kızıma hangi formda, kimin rolünde kızıyorum? Kızımı kimin yerine koydum? Oğlum kimin yerinde? Eşim kimin yerinde? O çok kızdığım annem kimin yerinde? Aslında hepsinde kime kızıyorum? Evet. Kendime. Çünkü ben kendimle barışıksam onlarla barışım. Kendimle kavgalıysam, yüzleşmedimse, gerçekleri görmekten kaçıyorsam yalan illüzyonun içinde geziyorum. Sadece bir robot hali alıyorum. Ama uyandığında hakikaten yüzleşmek zor. Kolay olması için neler mümkün? Fakat hayatın yükü, sırtın, omuzların, İçindeki iç enerjin, içeriye nefes almayı biliyor musunuz? Böyle o yükü bıraktığınızda böyle evet, nefes girer içeriye, böyle bacaklarına kadar hissedersin, o nefes akmaya başlıyor. Bir bakıyorsun ki bedendeki arıza dediğin şey gitmiş, hayatındaki kısır döngü kalkmış, o bereketsizlik kalkmış. Öyle ki yurt dışındaki bir danışanım dedi ki, bunca yıldır hasta bakarım, daha bana bir kuruş kimse bahşiş vermedi, selam olsun muhtemelen dinliyor. Hocam dedi, bir haftadır gittiğim bütün kişiler bana bahşiş veriyor. Bu nasıl bir döngü? Sen hayata, berekete, bolluğa kendini, gözündeki perdeyi kaldırır, İzin verirsen zaten hayat seni desteklemek için her an burada. Evet. Yani güzel düşünmemiz lazım değil mi? Biraz pozitif bakmamız lazım da aslında. Hocam sırf pozitif bakmamız lazım. En olmayana bile. Şunun gibi mi? Mesela normalde yağmurlu havadayken böyle bir kasvet basar, böyle bir kendimizi kötü hissederiz, enerjimiz düşük hissederiz. Ama bakış açımızı değiştirdiğimiz zaman hayır işte bu yağmur bizi ferahlatacak, içimize işte su serpecek, kötülükleri yok edecek. Bu şekilde düşündüğümüz zaman aslında bakış açımızı değiştirmiş oluyoruz. Bu şekilde mi devam etmeliyiz? Buradaki bilinçaltı bütünleme yapıyor. Mesela kötülükleri yok edecek dediğinde, böyle düşündüğünde gider bütünleme yapar. Kötülüklerin hepsini yağmur yok eder mi der. Bunu da kanıtlamaya kalkar. Tehlikeli bir boyut. Kötülükleri yağmur yok etmeyecek tabii ki. Fakat arındırma habercisi. Diyor ki rahmet daha kesilmedi. Aslında bahsettiğim şey de bu. Yani ama işte oradaki sözler çok inci tanesi olmalı. Yani arınmaya ve hakikaten de kalplerin arınmasına niyet ediyorum dediğinde hafifliyor sistem. Karmaya da girmiyorum. Buradaki karma çok mühim. Yani karmaya girmiyorum. Şimdi hakikaten şu an hayvan zulmü hepimizin canını yakıyor. Evet. Niyet edelim, İstanbul semalarında yağmur yağıyor. Dünyanın birçok yerinde yağıyor. Rabbim bu rahmetini, bu merhametini o böyle sertermiş kalpleri yumuşatması için gönderse rüzgarını, Allah'ın hay esmasıyla birlikte böyle bir hareketlendirse o kalpleri, fark etseler açı toku değil mi? Evet. Yani o hayvanın bir ruhu var, bir üzgünlüğü var. Bunu en doğal haliyle böyle talep edelim Mevla'dan ve bırakalım sisteme. Biz sadece kendi alanımızı kontrol edebiliriz. O yüzden bu yağmur hakikaten rahmet indirsin kalplerimize. Amin inşallah. Peki kadim sembolleri bilinçaltı okur yazarlığı tekniğini nasıl kullanıyorsunuz? Nerede isterseniz. Bebek emmiyor. Hemen söyleyelim çünkü çok geldiği için. Emeyen bebeğe ne yapalım biliyor musunuz? Bir buğday eğer bu bebek erkekse ayrı söyleyeceğim, kızsa ayrı söyleyeceğim. Burada erkek ve kız beklentisi de çoğalacak. Şöyle yapalım, bir buğday tarlasında görsün anne kendini. Buğday tarlasında sütler fışkırıyor. Anne de göğsünden böyle rahatlıkla bebeğini emziriyor. Hatta bebeği de bir panda olsun.
Panda çok sevimlidir. Anne baba sevgisine doymuştur. Hangi insan pandayı görse gülümser, yumuşar, evet, değil mi? Heh, bebeği panda olarak görelim ve ona eğer ki istemedikse öfkelerimiz varsa, sarılığın alt nedeni de öfkedir. Tüm öfkelerimi senin üzerinden serbest bırakıyorum. Bu sana ait değil. Çünkü o daha yeni geldiğine öfkesi olabilir, değil mi? Evet. Seni süte doymana izin veriyorum şeklinde anne bunu hayal etsin ve göğsünden böyle bir süt aktığını hayal etsin. Bu hayali biraz sonra anne bize haber verir. Der ki Nurten Hanım şakır şakır süt akıyor ve bebek besleniyor. Bakın sembolleri nerede nasıl kullanmanız gerekiyorsa hiç ayrım yok. Yani kolu ağrıyor, kişinin kalkmıyor. Burada bu sembole gidiyorsun. O gelen sembolü okuduğunda kişinin anıya götürüyor kişiyi. O yüzden semboller çok kolay. Anıya götürdüğünde doğru dizaynı tekrar yaptığında, serbest bıraktığında geçmişte olan hiçbir şeyi yok edemeyiz. Olan hiçbir şey yok olmaz. Mutlaka. Fakat acıyla açının arasında bir tane virgül var. Bu baktığın acı dolu bakışla bu açıyı değiştirdiğin anda o acı alandan çıkıyor. Evet. Ve objektif bakıyorsun. O zaman da oradaki o sıkışma, o duygu dilimi serbest kalıyor. İşte senin ister ağrın olabilir, ister hayat döngün olabilir. Burada çıkıyorsun işin içinden. Evet. Peki nelerde etki ediyor? Ah, nelerde etki ediyor? Karı koca ilişkilerinde çok etki ediyor. Anne çocuk ilişkilerinde çok etki ediyor. İşlerimizde ilginç bir şekilde etki ediyor. Öyle ki çocuk istemiyor, çocuk istiyor fakat çocuğu olmayan kişilerde vesile oluyor. Çünkü alt duyguda bir inancı var. O inancından sebep çocuğu kabul etmiyor bilinç. O inancıyla yüzleşip orayı serbest bırakıp. Evet, şunu söylüyorlar, sözünüzü kestim kusuruma bakmayın. Bir bu tedavileri gören anne ve babalar biraz akışına bıraktığı zaman işte o olayın gerçekleştiğini, yani çocuk sahibi olduklarından bahsediyorlar. Bu arada Allah herkese nasip etsin. Amin. İsteyen herkese amin. Hayırlı zamanda nasip etsin. Dualarımda mutlaka eklerim bunu. Allah kimsenin kucağını boş bırakmasın, amin. Gönlünü hüzünlendirmesin. Ama bunu akışına bıraktığımız zaman karşılaştığımızı biliyorum, yani duydum. Şey de 20 oluyor, sene evlatlık sonra alıyor. Evlat sahibi olanları biliyoruz. Evlatlık alıyorlar artık. Şeyleri yok yani, alanda bir gözcüleri yok. Gözcü gözlediği alanı etkiler. Gözcüyü çekiyor çünkü artık evlat beklentisi yok. Bir tane evlat da koyuyor. Akabinde hemen bakıyorsun çocuk oluyor. Ne ilginçtir, değil mi? Evet. Biz gözlemlediğimiz alanı, bizim gözümüz çok etkili. Nasıl gözlemliyorsak. Şuraya da hemen bir şey koymak istiyorum. Konuştuğumuz her şey bir umut. Ay, çocuğumun başına kötü iş gelmesin, sınavı geçer mi geçemez mi, yerleşir mi yerleşemez mi? Ben hep şunu diyorum annelere, kendime de, ne umut ediyorsun? İşte başına bir şey mi gelmiş? Ya bu bir umuttur, bak bu bir taleptir, bu bir duadır, bu bir enerji yayımıdır. Başına iyi bir şey geldi diye umut et. De ki şu an acaba çocuğun bir holding falan mı kuruyor de, geç kaldı gelmedi. De ki şu an acaba çok büyük bir iş mi yapıyor de. Yani bir şeyleri iyi umut edelim artık. Evrenin, dünyanın, bizlerin buna ihtiyacı var. Artık iyi düşünme zamanı. Değil mi? Bir de tabii haliyle insanların stresleri, gerginlikleri, çok o yüksek. Hayat koşturmacaları, tabii hayatın da zorlaşması belki artık bizi biraz tahammülsüz yaptı galiba. Bu yüzden de hani o güzel enerjiler yollayalım kısmında bazen tıkanıklıklar yaşayabiliyoruz. Hepimiz için geçerli bu. Hani güzel düşünelim, güzel olsun kısmı var ya, herkeste şu anda bir yaşam kaygısı, bir gelecek kaygısı olduğu için de belki hani o döngüyü atlatamıyoruz. Belki güzel düşünsek güzel olacak. Eskiden şeydi, yani çorba var mıydı? Vardı. Isınıyor muydun? Isınıyordun. Şu an öyle değil. Arabayı alan bir üst boyut, telefonu alan bir üst boyut, evi alan bir üst boyut, çantanın bir üst boyutu, bu haldeyiz. Evet. Artık sınırlarımız yok. Değil mi? Ve mutlu olmuyoruz her bir gelende. Yani biz özden çok uzaklaştık. Evet. Şahane görüntüler var ama içeride viraneler var.
O yüzden biz tekrar öze dönersek oradaki tahammül, öfke hepsi tekamüle gidiyor, yolculuğa gidiyor. Ve orada tevekkül ediyorsun her şeyin yaratıcısına ve sakinlik geliyor. Tekrar öze ulaşmaya niyet edelim. Evet, çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık.